Aslında çok öyle bir şey bir karar değildi. Yeni gençler çok daha bu konularda düşünüyorlar. O zamanlar biomedical mühendislik diye bir şey yoktu. Ben tıp fakültesine gitmek istiyordum. Fakat puanlarım tutmamıştı. İyi bir talebe değildim şeyde, lisedeyken. Yani kötü de değildim ama tıbba girecek kadar iyi değildim. Makineye girebildim. Ama hep içimde bir tıpla ilgili bir şey yapmak vardı. Bitirdikten sonra da Amerika'da yeni bu biomedical mühendislik başlıyordu. Onu da Amerika'ya geldikten sonra master'a geldim makineye duydum. Burada onu araştırdım ve daha yeni başladığı için daha makineyle falan girmesi o kadar da zor değildi. Tıp mühendisliğine girdim. Sonunda onu bitirdikten sonra da şimdi Harvard'ın tıp fakültesindeyim ve MIT'de çalışıyorum. Ve de title'ım cerrahi profesörü, Professor of Surgery. Yani sonunda cerrah olamadım, olmak istiyordum ama cerrahi profesörü oldum. Araştırmalarım tabii şeylerle, tıp konularında hep ilgili. Ve makineyi hala kullanıyorum. O zamanlar çok hala yaptığım konuların içinde termodinamik, mühendislik, dizayn, akışkanlar mekaniği, çok bu konuları hala, yani mühendislikte okuduğum konuları kullanıyorum. Fakat tabii çok da biyolojiyle ilgili konulara giriyoruz. Klinik uygulamalarına giriyoruz. Dolayısıyla çok şey yani. Kuantitatif bilim dediğimiz mühendislik, fizik, kimya gibi bilimleri tıbba ve biyolojiye uygulamak çok zevkli ve heyecanlı.